Türk-Amerikan Konseyi'nin konferansı her yıl farklı alanlardan çok sayıda yetkili ve uzmanı bir araya getiriyor. Amerika'daki ticaret odalarının Türkiye temsilcisi olan TABA'nın Genel Başkanı Uğur Terzioğlu da bu toplantılara her yıl katılanlardan. Biz buraya tabii Amerikan Ticaret Odaları'nın Türkiye'deki temsilcisi olarak TABA, Turkish American Businessmen Association diyoruz. Senelerdir geliyoruz, 88'den beri. Zaten kuruluşumuz 87. Sizlerle de 3 sene evvel söyleyiş yapmıştık. Yine hatırlatma yolunda işte 900'e yakın azamız var şirket bazında. Bunlarla toplarsak 150 bin çalışanı var. Coca-Cola'sı, Sabancı'sı, onların fabrikaları, işçileri yani değil de çalışanları ile falan bir hayli büyük bir grubu temsil ediyoruz. Ve yeni bir düzen, o da nedir? Başkan Obama ile Başbakan Erdoğan'ın Kasım sonunda beraberlikte karar verdikleri stratejik ortaklık. Buna modern ortaklık dedi Türk basını. Halbuki esasında stratejik ortaklık. Ve bu stratejik ortaklığı Amerika ilk defa bakan seviyesinde yapıyor. Yani Hindistan'la, Meksika ile, Çin'le yapmışlar bunları ama hep bunlar müsteşarlar filan havasında gitmişti. Bu sefer Başkan Obama Secretary of Trade Locke'u görevlendiriyor ve kendisine bağlı olan da müsteşarını görevlendiriyor. Bizden de Sayın Babacan'dan Sayın Çağlayan burada görevli. Uğur Terzioğlu, Türk-Amerikan ticaret ilişkilerinin daha da gelişeceğinden umutlu. Türkiye-Amerika ilişkilerinde ticaretin artık bundan sonra askeri irtibatının üstüne gelmesi lazım. Çünkü askeri karşılıklı çalışmalar kısım kısım zaman zaman gerektiğinde oluyor. Ama ticaret öyle değil ki, ticaret her gün olur. Her zaman olur. Her zaman Amerika malını satmak ister, her zaman Türkiye'de malını satmak ister. O bakımdan bu stratejik ortaklık prensibine çok iyi eğilmemiz lazım. Terzioğlu'nun buradaki Türk toplumuyla ilgili görüşleri ise şöyle. Amerika'daki Türkler hakikaten sizler daha iyi izliyorsunuz. Benim Amerika ile ilişkilerim çocukluğumdan başlıyor ama ondan sonra 87'den beri bu derneğin başında 4 defa başkanlık yaptım. Hep gidip gelmelerimiz oldu. Sizin yaptığınız şu olayı bundan 15 sene evvel yoktu böyle bir şey. Hiç hayal ediyorduk yani. Amerika'da bir Türk televizyonu olacak da Türkçe yayın yapacak. Amerika'ya Avrupa'dan akım yapan Türk televizyonu kanal olarak veren televizyonlar var. Şimdi seyrediyorlar. Artık Amerika'da Türkler bence bir ses getiren grup olmaya başladı. Yani biz daha burada birinci jenerasyonuz. Karşımızda Rumlar beşinci, Ermeniler kaçıncı, Müseviler kaçıncı. Türkler de kendini burada göstermeye başladı yani. Şimdi ses getiriyoruz. Burada yaşayan arkadaşlarımız Türkiye'de herhangi bir problemleri varsa, Türkiye'de herhangi bir beklentileri varsa, Türkiye'den ne bileyim Amerika'nın ihtiyacı olan, kendi ihtiyaçları olan bir emtia varsa, Türkiye ile iş yapmış da Türkiye'deki ihracatçı firmayla bir problemleri varsa, Türkiye onlar bir mal satmış da Türkiye'deki şirketle bir problemleri varsa, nasıl Türklerin Amerika'daki şirketleriyle problemleri olduğunda Amerikan makamları kanalıyla müdahale ediyoruz. Türkiye'de de aynı görevi yapıyoruz. Yani bizde iki bayrak var. Sağ elimizde Türk bayrağı, sol elimizde Amerikan bayrağı. Hangisine ihtiyaç varsa onu önde götürüyoruz. Şimdi o bakımdan New York'ta TACI diye bir kuruluşumuz var. Onlara ulaşabilirler. Onlarla biz temas halindeyiz. Burada New York'taki Washington'daki ATA, onlarla sıkı azayız da orada. Onlarla sıkı temas halindeyiz. Washington'da yeni bir temsilcilik yaptık. Şule Akyüz Hanım, avukat. Ona ulaşabilirler. Arian Fox'ta çalışıyor. Herhalde tanırsınız. O kanalla da ulaşabilirler. Yani Amerika'da yaşayan, Washington civarında yaşayan, nerede olursa olsun sesiniz duyuluyor. Onların bir problemi varsa, bir
çözülecek problemleri varsa veya bir ihtiyaçları varsa bize rahatlıkla ulaşabilirler. Biz de en kısa zamanda onlara cevap veririz hizmetinde. Tabii biz bir NGO olarak bunları herhangi bir ücret karşılığı yapmıyoruz. Türkiye'nin Amerika ile, Amerika'nın Türkiye ile ticari ilişkilerin demin söylediğimiz gibi artık tren rayına değil de hızlı tren rayına oturmasını temenni ediyoruz. Bu da galiba sizlerin büyük emeği var bu işte. Onu kabul etmek lazım.